Engin Akyüreği R-O-L-L-E-R-İ-N-D-E-N-E tanıyan ama, gerçek kişiliğini görmek isteyenler için yepyeni bir yol var. Öykü kitabı olan Zamansız'ın imza gününde çok yoğun bir hayran ilgisi ile karşılaşan Engin Akyürek, yaptığı açıklamalarla da konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu, dizi çekimleri nedeniyle zaman sorunu yaşadığı için kitabın çıkışının uzadığını belirtti. Oyunculuk dışında başka bir şey yapmanın kendisi için çok kıymetli olduğundan bahseden Engin Akyürek, kendi mahallesinde hayranları ile buluştuğu için de memnun olduğunu ifade etti. 3 ila 4 yıllık süreçte biriken hikayeleri kitap olarak hazırladığını anlatan oyuncu, pandemi ve deprem gibi yaşanan olayların da kitabın içinde yer aldığını, okuyucunun mutlu ve iyi hissetmesini sağlayacak hikayeleri Zamansız kitabında bir araya getirdiğini söyledi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen hayranlarının gerçek sevgisini gördüğü zaman bundan çok etkilendiğinden bahseden Engin Akyürek, dünyanın farklı yerlerinden gelmiş birçok insan var burada. O gerçek sevgiyi gördüğünüz zaman bu mutluluk verici, kıymetli, dedi. Kitabın gelirlerini de Türkiye Omurilik Felç Dileri Derneği'ne bağışladığını anlatan oyuncu, maddi olarak değil, manevi olarak bunun önemli olduğunu ve farkındalık yaratmaya çaba harcadığını söyledi. Kitabın hikayelerinin kurmaca olduğunu ama kendi hayatından yansıyan detayları da hikayeler içinde anlattığını belirten Engin Akyürek, çocukluğum var. Hayatıma değen bir sürü şey var. Onları kurgusal bir şeyin içerisinde anlatmaya çalıştım. Toplamında Engin Akyürek var. Oynadığım karakterlerden farklı olarak, insanlar beni başka birisi olarak görüyor. Bu kitapta okudukları şeyler benim hayatıma değen ve hayatımda olan detaylar var, diyerek yaşadıklarını kitaba kurmaca hikayeler olarak yansıttığını söyledi. Dünyanın farklı ülkelerindeki hayranlarının Şubat ayında Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım topladığının hatırlatılması üzerine Engin Akyürek, bunun ne kadar önemli bir duygu olduğunu şu sözlerle anlattı, onların kendileri ve gönüllükle yapılan bir şey. Tamamen onların kendi organizasyonları. Daha önce de yapıldı. Bunlar çok kıymetli. Dünyanın farklı ülkelerinden insanları bu ülkedeki acı ile empati kurdurabiliyor isek, bu değerli bir şey.